Bugün sizlere masaüstü lazer serimizin en yeni ve en kuvvetlisini tanıtıyoruz. Karşınızda Printec Extreme. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printec Online videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 3. ve en yeni lazer serimiz Printec Extreme. Normal ve Pro serisi şu anda bildiğiniz üzere demo merkezimizde. Ofiste artık bütün cihazlar sığmadığı için çok yakınımızda bir demo ve eğitim merkezi açtık. Sattığımız bütün cihazları gelip orada deneyebiliyorsunuz. Hepsi çalışır vaziyette teşhirde duruyor. Bunlar da aslında üçü yan yana duruyor da bugün video için ofise getirdim. Pro serisi normalin aşağı yukarı iki katı gücündeydi. Extreme de Pro'nun iki katı gücünde. İçinde 4 tane lazer kaynağı var. Bu 4 lazer kaynağını iyi bir lens sistemiyle çok güzel odaklıyoruz. Onun dışında ya ana şeyi lazerinin çok daha kuvvetli olması. Benim en sevdiğim özelliği ise gücü değil, daha çok pompası. Pompası da aynı güçte ama pompayı açıp kapatmak için elle bir müdahale yapmanıza gerek yok. Bunun ayrıca yine anakartı biraz daha değişmiş bir anakart. Pompa anakarttan komut alıyor. Siz yazılımda havayı aç veya kapa derseniz ki farklı vektörlere, farklı renklere havası açık veya kapalı komutu verebiliyorsunuz. Bir kere de istediğiniz zaman havayı açarak veya kapatarak kesim veya kazıma işleminizi yapabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Ekstradan limit switch opsiyonlarımız var ki bunları da aslında diğerlerine takmamız mümkün. Dolayısıyla auto homing dediğimiz kendini sıfırlayıp oradan sizin verdiğiniz koordinatlara göre gidip yerini bulabiliyor. Lazerin nereyi keseceğini bulmasında 3 farklı metot var. Biri homing yapıp, yani şöyle göstereyim, bakın buraya geldiğinde tık ediyor. Ben en bana göre sağa, size göre sola geldim diyor. Bu tarafa gittiğinde orada tık ediyor. En öne geldim diyor. Bu noktayı kendine göre 0 ve 0 konumu yapıyor. Oradan verdiğiniz koordinata göre kesim yapabiliyor. İkinci metot, teknik olarak herhangi bir yerde, burada bile kendiniz presi açmıştım, ısındı. Bir susturayım onu. Herhangi bir verdiğiniz yerde de kendiniz user origin 0,0 belirleyip ona göre absolute koordinat verebilirsiniz. Veya current position, yani şu anki anlık pozisyon deyip bu noktadan başlatabilirsiniz ki ben onu daha pratik buluyorum. Bence daha rahat oluyor. Ama bunları zaten eğitim videolarımızda veya teknik destek ekibimize danıştığınızda hepsini anlatıyoruz. Diğer farkını da bahsettim. Bunun bir özelliği de uzatma aparatıyla 40'a 40'ı 40'a 90'a değil 90'a 90'a çevirebiliyorsunuz. Aynı aparat bu arada Pro serisinde de kullanıyor, merak etmeyin. Yeni bir aksesuar ama ikisi için de geçerli. Hatta geçen bir müşterimizinkini biz kurduk. Çünkü bunu kurarken bütün 90'a 90'da bütün köprü sistemi sökülüp takılıyor. Özellikle İstanbul'daysanız bize kurdurun, daha rahat edersiniz, öyle söyleyeyim. Şimdi bunu bir kaldırayım, müşteri için kurduğumuz 90'a 90'ı göstereyim size. Kıyafetlerimin değiştiğine bakmayın, bunu önceden çekmiştik sonradan montaj yaparız diye. Şu petek panel standart 40'a 40'larla opsiyonel verdiğimiz petek panel, boyutun ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. Zaten bu masa ufak bir masa değil, yine de sığmadı. Şöyle göstereyim size. Sabitlememişler. Bayağı 90'a 90 devasa endüstriyel bir lazer cihazına dönüyor. Gördüğünüz üzere boyut gerçekten değişiyor. Lazer kuvvetlendi. 90'a 90 oldu. Otomatik pompa geldi. Bayağı endüstriyel cihazlarla yarışır hale geldi. Ama tabii fiyatı da onlara yaklaşıyor. O kadar pahalı olmasa da. Gelelim fasulyenin faydalarına. Diğer cihazlarda, zaten diğer ikisinin tanıtım videosunu size göre sağ üst köşeye koyayım. Orada göstermiştik. Kesebildiğiniz, markalayabildiğiniz, kazıyabildiğiniz obje sayısı inanılmaz fazla. Onların diğerlerinin yapabildiği hepsini tabii ki bu da yapabiliyor. Hatta daha fazlasını, daha kalın materyaller kesebiliyor. Daha kuvvetli olduğu için aynı işi daha hızlı yapabiliyorsunuz.
Normal materyallere gelince kalınlık farkını göz ardı ederseniz ki odak noktasının kalınlığı kesimde çok ciddi bir engelleme tabii, sadece güç değil. Öbüründe 6 mm MDF kesiyorken Pro'da bunda mesela 10 mm'e kadar zorlayabiliyorsunuz. Şurada bir 6 mm kontraplak kestim bununla denemek için. Tek pasta rahat rahat kesiyor bu arada 6 mm kontraplak. Kalınlık olarak zorlama değil bu kontraplakta. Elimde yoktu ama bildiğim kadarıyla 15 mm'e kadar çıkabiliyoruz. Ben size sadece tek bas hızlıca keserken şu detayları nasıl kestiğini göstermek istedim. Şöyle yapayım, gözükmüyorsa da fotoğrafını koyarım. Akriliği tabii yine çok daha hızlı bir şekilde tek basta kestik. Bu kalınlıkta akriliği Pro ile saniyede 2 veya 3 mm hızla kesmiştik. 5 mm hızla kesebildik. Deri, keçe, kumaş, eva, aklınıza gelebilecek neredeyse bütün malzemeleri zaten manipüle edebiliyoruz biliyorsunuz. Metalde ise metalin daha ayrıca videosunu çekmediğimiz için çok detayı size aktarmamış olabiliriz. Normal seri yine paslanmazı kazıyor ama çok silik kazıyor. Pro serisinde çok daha koyu kazıyabiliyorsunuz. Sonuçlar buna benziyor. Ama Extreme'de Pro'ya göre paslanmazı çok daha hızlı markalayabiliyorsunuz. Öyle güzel bir avantajı var. Burada farklı ayarlarda markalamalar var. Bence mesela benim şahsi görüşüm, şunlar çok koyu, bu çok kahverengi, bu çok silik. Bu daha güzel oldu bütün bu 5 denemenin içerisinde. Bunların hepsinin tabii ki farklı ayarları var. Biz de size bu konuda yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda bir önceki videoda bahsettiğim üzere 3D tekstil folyosunu da kesiyor. Çoğu tekstil folyosu 455 nanometre dalga boyunda kesilmeyebiliyor. Üzerindeki hat melt şeffaf bir katmansa içinden ışın geçebiliyor. Ama bizim yeni 3D yani rubber tekstil folyolarımız ve onun emboss dokulu serileri de çok güzel kesiliyor. Ki yani plotter normalde folyoyu daha temiz keser. Bıçakla kestiği için yanık izi yapmaz biliyorsunuz. Ama 3D gibi kalın folyolarda küçük detay kesmek çok zor. Bir de lazerle kesmenin şöyle bir avantajı var. Mesela O harfinin içi. Bunu elle ayıklamanız gerek. Lazerde oraya fazla kuvvet verip tam kesim yaptırıp pıt diye düşürtebiliyorsunuz. Ayıklamanız gerekmiyor. Ama kenarlarında hafif yanma oluyor. Dolayısıyla bu arada beyazda güzel sonuç alamadım. Siyah ve kırmızı denedim. İkisi de güzel oldu. Siyahta o yanma izini de zaten malzeme siyah olduğu için hiç fark etmiyorsunuz. Birazdan bir uygulama yaparız. Hatta uygulamayla çok vakit almak istemiyorum. Bir tane metale uygulama yapacağım. Çünkü kuvvetin en büyük avantajları metalde ortaya çıkıyor. Bir de geçen videoda söylediğim o ufak tekstil folyosu uygulamasını yapmak istiyorum 3D'nin. Çünkü çok şeker oluyor. Ondan sonra da zaten videomuzu kapatırız ve tabii ki her videoda olduğu gibi bir indirim kuponu veririz. Tekstil folyosu çok koku çıkardığı için onu burada yapmayacağım. Burada pencere yok. Benim odamda bunların koruyucu kasasını da koydum. Biliyorsunuz flex boruyla bir fan yardımıyla kasa bütün bu duman, gaz, kokuları dışarı atabiliyor. Makası burada kazıyım. Makası kazıdıktan sonra da gidelim benim odamda bu 3 boyutlu tekstil folyosunu keselim. Gelip burada uygulayalım. Pres de ısındı zaten. Evet, şimdi oraya bir Printec yazısı kazıyorum. Play diyorum. Ne ayarda yapıyorum derseniz saniyede 50 mm hız, %100 güç ve 2 pas 2 kere gittiği için aslında toplam süre saniyede 25 mm gibi oluyor diyebiliriz. Mikrofonun kablosu düştü. Bakıyorum şu anda bitti sayılır. Bu istediğimiz ayarda makas üzerine bu orta koyulukta gri rengi kazıması tam olarak 37 saniye sürdü. Birazcık elimle üzerinden gittiğimde daha temiz bir görüntü alabilirsiniz. Aslında çok sesli olduğu için kapatıp göstermek daha mantıklı olacak. Şöyle göstereyim, gayet güzel oldu. Şöyle koyu gri bir baskı istemiştim. Tam istediğim gibi oldu.
farklı renkler için farklı ayarlar yapabiliyorsunuz tabii ki. İsterseniz şimdi bunu içeri taşıyalım ve tekstil folyosunu keselim. Bunun tamamını göstermiyorum. Aşağı yukarı bütün işlem 1,5 dakika civarı bir şey sürüyor. Gördüğünüz üzere bu özel kasa arkasındaki fan ve flex boru sayesinde koku ve dumanları pencereden atabiliyoruz. İşlemimiz bitti. Size nasıl tam ve yarım kesimi aynı anda yapmış olduğumuzu göstereyim. Malzemeyi aldığımızda zaten tam kesim yaptığımız yerler kendiliğinden aşağıda kalıyor. Çok ufak tefek bir iki şeyi elle çekmemiz gerekebilir. Harflerin ortaları ve Darth Vader görselinin içi tamamen kesilmiş durumda. Ofiste sadece premium pres var. Zaten en sevdiğim pres biliyorsunuz. Diğer bütün preslerimizi görmek isterseniz demo merkezine bekleriz. Orada da tabii ki bir premium pres var. Giydirme işlemini yapmak için en kolay yol bu teflon kılıf. Onunla hakikaten böyle buz üzerinde kayar gibi kayıyor. Teflon kılıfla alakalı bir videomuz vardı. Seyretmek isterseniz bağlantısını sağ üst köşeye koyuyorum. Şu anda çoğunu tam kesim yaptım. Boşluklar boş. Şöyle göstereyim. Sadece etrafını soyacağım. Şu içleri soyacağım. İçleri değil de dışları. Hepsini tam kesim yaparsam çünkü birbirleriyle olan oranı bozulur. Bir de filmin kenarında siyah bir iz kalıyor. Sadece etrafını şöyle hafifçe alacağım. Bunu yapmazsanız siyah bir çerçeve yanık izi kalıyor. İçerideki kesikler sorun değil. Zaten onlar malzemenin dibinde olduğu için belli olmuyor. Birazdan göreceksiniz. Şimdi ayıklamasını da yapalım. Yarım kesim yaptığımız yerler şu şekilde çok rahat bir şekilde gelecek. Şurada biraz detay olduğu için hafif dikkatli ayıklıyorum orayı. O E'nin içi özellikle veya şu N ve L'nin arasında çok küçük bir alan var. Oraları biraz nazik çekiyorum. Bunda da aynen A ile D arası hassas bir noktaydı. Orayı da aldık. Bakın kesim bir şurada ufak bir parça kalmış. Onu elimle alabilirim. Aynen. Ayıklama işimiz bitti. Asıl zor olan yerlerin hepsini tam kestik. Delik halinde çünkü. Bunu ben daha önce test etmiştim. Şöyle aşağı yukarı şu noktadan 17 santim inince güzel bir yere denk geliyordu. O yüzden öyle yapacağım. Düz durup durmadığını bir daha 3 aşağı 5 yukarı bakayım. Üzerine bir ufak yağlı kağıt kapatıyorum. Basıncı çok yüksek yapmıyorum. Böyle 3 gösteriyor ekran ama tam 2'den 3'e geçtiği noktada tuttum. 150 derece 10 saniye presliyorum. 10 saniye presledikten sonra sıcak soyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz 3 saniye önceden ötüp uyarıyor. Şimdi taşıyıcıyı kaldıralım. Bir de 5 saniye daha fiksaj yapacağım. Daha dayanıklı olsun diye. Presin 2 saniye sayacı da 10'a ayarlıydı. Ötmesini beklemeden 5'te kaldırıyorum. Yağlı kağıdım düştü. Onu alayım. Çok güzel 3D emboss baskımız şu anda hazır. Evet, uygulamalarımızı da bitirdik. Videoda göstermediğim ben kırmızıyı da uyguladım bu arada. Siyahla kırmızı uygulamaları birebir aynı ama farkı hani lazer kenarını hafif karartıyor diyorum ya, siyahta hiç belli olmuyor. Bence hiç rahatsız etmiyor. Kırmızı da yakından dikkat ederseniz hafif belli oluyor. Ama daha bir derin, daha bir üç boyutlu etki katıyor bence o siyahlık, bir kontür atmış gibi. Daha bile şeker oldu diyebilirim. Makasımıza da lazer markalamamızı yaptık. Printec logomuzu buraya kazıdık. Daha öncekileri göstermiyorum. Milyon çeşit var. Bunlarla ilgili yine ayrı ayrı peyderpey videolar yayınlayacağız. Bir sonraki videomuzda artık biraz pres gösterelim. Yeni ikili pneumatik presimiz zaten çok beğenildi biliyorsunuz. İlk gelen seri zaten videoyu yayınlayamadan stokta bitmişti. O yüzden iyicene arası uzadı. Gelelim bu haftanın indirim kuponuna.
Aslında bu böyle indirim gibi olmayacak. Değer olarak belki şimdiye kadar yaptığımız en büyük promosyonlardan biri olacak. Fakat makina alana makina hediye etme gibi değişik bir kampanya yapıyoruz. Bizden DTF yazıcı alanlara ProDesk veya Pro 60 olabilir veya UV yazıcı alanlara bu da A3 veya 60'a 90 olabilir. Maalesef Extreme'i veremiyorum, bu biraz pahalı, hediye edemiyorum. Ama giriş seviyesi olan Printec mini lazer standart hali aksesuarları hariç hediyemiz olacak. Mini lazer yalın haliyle $500 artı KDV fiyatı var. Bugünkü kurla bizim Merkez Bankası kuruyla 9000 küsür 10.000'e yakın artı KDV. Bu konuya da bir değinmek istiyorum. Açıkçası çok anlam veremediğimiz şekilde Merkez Bankası kuruyla bizim döviz aldığımız, ithalat yaparken mecbur olduğumuz için döviz aldığımız kur arasında neredeyse %6 fark var. Biz senelerdir övünerek biz Merkez Bankası günlük kur kullanıyoruz, uyanıklık etmiyoruz. Çıktığı zaman çıkıp yüksek kuru, düştüğü zaman eski yüksek kuru kullanmıyoruz. Düşse de çıksa da günlük açıklanan Merkez Bankası kuruyla fiyatlarımızı TL'ye çeviriyoruz, biliyorsunuz. 10 sene sonra bile faturanızı kontrol etmek isterseniz Merkez Bankası arşivinden kurları kontrol edebilirsiniz diyoruz. Ama şu anda Merkez Bankası kuruyla bizim döviz aldığımız kur arasında aşağı yukarı %6 bir fark var ve bunu yansıtmıyoruz. Şu anda %6 daha az kâr ediyoruz. Nereye kadar bunu devam ettirebiliriz? Açıkçası emin değiliz. Bir süre daha dayanmaya çalışacağız. Eğer bu aradaki fark kapanmazsa Merkez Bankası kurundan da vazgeçmek istemediğimiz için maalesef döviz fiyatlarımıza ufak bir zam yapmamız söz konusu olabilir. Ben şimdiden bunun uyarısını yapmış olayım. Hediye makinemize geri döneyim. Dediğim gibi $500 artı KDV, yaklaşık 10.000 lira artı KDV değerindeki mini lazeri diğer aldığınız makinelerin yanına hediye ediyoruz. Ben yalın istemiyorum, aksesuarlı set istiyorum veya daha büyük Pro veya Extreme almak istiyorum derseniz de o zaman makine artı lazer kombinasyonunuzdan $500 artı KDV'ye denk gelecek şekilde Merkez Bankası kurumdan indirim yaparız. Sadece farkını ödemiş olursunuz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz lütfen o beğenme butonuna bir tıklayın. Bize gerçekten çok faydası oluyor. Yeni videolarımızı da kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine tıklayabilirsiniz. Böylelikle biz yeni video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.